Yağ bezi kişi de yağ bezinin erimesi kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Şöyle bir yağ bezinin erimesi tabii ki bir yılı geçer. Çünkü ne kadar insan kafası kadar neredeyse. Bize Dursun Bey gelmişti, Trabzonlu. Bu daha da köyde yaşadığı için yağ bezi çıkmış vücudunun çeşitli noktalarından, önemsememiş yağ bezi ne olacak diye. Yıllar geçtikçe çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Adamın burasında yumruk kadar 18 santim, orasında 15 santim, yumurta kadar, limon kadar, ceviz kadar, fındık kadar 200'den fazla yağ bezi. Sayamıyor artık ne kadar. Hastaneye gideyim de şu beni çok rahatsız eden birkaç tanesini aldırayım demiş. Hastaneye gidiyor. Hastanede diyor ki doktorlar, maalesef diyorlar, bu yağ bezi nadiren dönüşebilir. Yani kötü huylu tümöre dönüşebilir. Sizde de böyle bir şey olmuş. Tümöre dönüşmüş demişler. Yani yağ bezi değil, tümör. Ne olacak? Hangi birini alak demişler. Yani ameliyat çözüm değil ki. Ne olacak ya? Işın tedavisi, kemoterapi de tedavi etmez. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok demişler. Böyle yaşayacaksın. Adamcağız internetten bulmuş geldi beni. Ne yapacağız? Sorun yok dedim. Ama sabır ister, zaman ister. Günde 3 defa yarım fincan iksir ve aloe vera jel yerine, yani yarım fincan yerine yarım çay bardağı kadar alabilirsin veya aloe vera'dan yarım fincan, iksirden yarım fincan, günde 3 defa yerine 5 defa, yarım fincan yerine yarım çay bardağı, hatta bir çay bardağı bile içebiliyorsun dedim. Maliyetli olur. Sana özel bir indirim yapalım. Bayi fiyatı. Çünkü durumun kritik. Hastalık ağır. Senden para kazanmayalım. Neyse ona verelim dedik maliyetine. Evet, hamdolsun 6 ay kullandı. Böyle 18 santim bu. Gördünüz. Hemen hemen şu yağ bezi kadardı. Yani bu kadar ya, şu bundan biraz küçük, bu daha büyük de. 6 ayda bu ceviz kadar oldu. Diğerleri küçükler eridi. Hamdolsun bir sene kullandı ama bayağı. Ve çok şükür tamamen kurtuldu.